Sesli Şifa kanalına hoş geldiniz. Maydanoz hem sindirim için hem de cilt için vazgeçilmez bir besindir. Peki maydanozun faydaları nelerdir? Maydanoz, sarımsak ve limon ayrı ayrı birer antiseptik, antioksidan ve antibakteriyeldir. Doğada bulunan en güçlü besin olan bu üçlü bir araya geldiğinde inanılmaz faydalar sağlar. Uzmanlar maydanoz saplarını çöpe atmak yerine doğal kürler elde edebileceğini vurguluyor. Maydanoz sapı en az yaprakları kadar faydalı bir besindir. Peki maydanoz sapının faydaları nelerdir? İşte maydanoz sapının mucizevi faydaları. Maydanozun yağsız oluşu ve çok düşük sodyum içermesi ile kalp dostu, kolesterol ve kan basıncının kontrol altında olduğu diyetlerde kullanımının uygun olduğu belirtiliyor. Kan pıhtılaşması ve kemik sağlığı. Yüksek K vitamini içeriği ile vücutta kan pıhtılaşmasını düzenler ve güçlü kemiklerin devamlılığında rol oynar. 2 yemek kaşığı maydanozda 125 mikrogram K vitamini vardır. Erkekler en az günlük 120 mikrogram ve kadınlar da en az 90 mikrogram K vitamini almalıdır. Sağlıklı bir diyetin parçası olarak maydanoz yemek günlük alınması gereken A vitamini, C vitamini, folik asit, kalsiyum, demir ve potasyumu karşılamaya yardımcı olacaktır. K vitamini kalsiyum emilimini artırıp idrarla kalsiyum atımını azaltır. Bu sayede kemik sağlığını iyileştirir. Mesane, böbrek, üriner, sistem problemlerini azaltır. Maydanoz, içindeki bileşikler sayesinde idrar akışını artırmaya ve idrar yolları enfeksiyonlarını oluşturan bakterileri ortadan kaldırmaya yardımcı olur ve vücutta toksinleri zararsız hale getirir. Böbrek taşı ve çeşitli idrar yolu sorunlarını önlemeye yardımcıdır. İyi bir görüş sağlar. Maydanoz, zararlı dalga boylarından gözün retina kısmını korur. Bu sayede hem katarak başlangıcını azaltmaya yardımcı olur hem de sarı nokta oluşum riskini azaltır. Kanser riskini azaltır. Maydanoz yemek, göğüs, sindirim sistemi, deri ve prostat gibi kanserlerin oluşum riskini azaltır. Maydanoz, yüksek seviyede apigenini içerir. Apigenin antikanser özellikte olmasının yanı sıra iltihap karşıtı ve antioksidandır. Bağışıklık sistemini düzenlemeye yardımcıdır. Maydanoz, içerdiği esansiyel yağ ile aşırı uyarılmış bağışıklık yanıtını baskılar. Alerjilere, otoimmün hastalıkları ve kronik iltihap bozukluklara karşı savaşır. İnflamasyonu önler. Artrite bağlı oluşan ağrı ve şişlikleri azaltmada yardımcıdır. Maydanoz, eugenol denilen uçucu bir yağ içerir. Bu yağın güçlü iltihap karşıtı ve aynı zamanda romatizma karşıtı özellikleri vardır. Eklemlerdeki şişlikleri önemli ölçüde engeller. Hastalıklara karşı savaşır. Damar sertliğinden diyabete, kolon kanserinden astıma kadar çeşitli hastalıklar için maydanoz koruma sağlar. Mükemmel bir C vitamini kaynağıdır. Hastalıkların oluşmasında rol oynayan serbest radikalleri nötralize etmeye yardımcıdır. Kan damarlarını korur. Maydanoz en önemli B vitaminlerinden biri olan folik asitin iyi bir kaynağıdır. Folik asit homosisteinin azalmasına yardımcı olur. Sağlık riskleri. Maydanoz suyu çok güçlüdür. Tek başına tüketilmemesi gerektiği gibi içiliyorsa günlük 30 milimi geçmemelidir. Daha önce bir detoks yapmamış bireyler özellikle dikkat etmelidir. Hamile kadınlar kesinlikle maydanoz suyu içmemelidir. Maydanoz oksalit asitten yüksektir. Böbrek taşı olanlar kullanmamalıdır. Maydanoz yüksek kalsiyum içeren besinlerle birlikte kullanılmamalıdır. İçerdiği oksalik asit kalsiyumu bağlayarak inorganik hale getirir. Vücutta kullanılmasını engeller. Kan sulandırıcı ilaç kullananlar K vitamini içerdiğinden ötürü maydanoz tüketmemelidir. Diüretik ilaç kullananlar da fazla miktarda maydanoz almamalıdır. Vücuttan fazla miktarda su kaybetmek, baş dönmesi ve kan basıncı düşüklüğüne neden olabilir. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Sessiz şifada kalın.